Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezindeyiz. Sosyal medyada oluşmuş Demokrasi Platformu adına sorularımızı sormak üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikteyiz. Sosyal medyada birçok soru var Cumhuriyet Halk Partisine ulaştırılmak istenen. Evet. Biz bunları derledik sevgili Ahmet Tamtekin ve ben Ayçe Dikmen. Onlar adına buraya geldik. Size bu soruları soracağız. Bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Hoş geldiniz parti genel merkezimize soruları sorun. Ben de bütün iştenliğiyle o soruları yanıtlamaya çalışacağım. Sayın Genel Başkanım, birçok genç kararsız seçmen var ve bunlar CHP iktidara geldiği zaman nasıl bir program izleyecek diye merak ediyorlar. Ama ondan evvel CHP nasıl iktidara gelecek diye de bir soruları var. Önemli bir oy sıçraması yapmanız lazım. Bu oy sıçramasını yaparken. Geçmişten farklı bir şey yapacak mısınız diye bir sorular geliyor. Ee, soru güzel bir soru ama önce şunu söyleyeyim. Geçmişte şöyle bir algı vardı, şöyle bir e, davranış da vardı. E, CHP proje üretmez, ne yapacağı belli olmaz. CHP sadece eleştirir. Biz bunu ortadan kaldırdık. Her sorunla ilgili bizim çözümümüz var. İster milli eğitim, ister askerlik, ister yoksulluk, ister bilişim ister üniversite, ister ilk öğretim, bütün alanlarda bizim görüşümüz var. Açık, net ve somut. Herhangi bir kaygıya, ortam hazırlayacak yanıtlar yok onun içinde. Tabii şu olabilir, bizim önerdiğimiz çözümler eksik olabilir. Yeni katkılar gerekebilir. Bu konuda bize öneri gelirse biz bu önerilere açığız ve öneri yapan herkese de şükran borçlu oluruz. İkinci önemli noktam, CHP'nin iktidar olması için bir oy sıçraması yapması gerektiği açık. Buna ben de katılıyorum. Peki oy sıçramasını nasıl yapacağız? Bir, proje üretiyor muyuz? Üretiyoruz. Ne yapacağımızı biliyor muyuz? Çok iyi biliyoruz. Her kuruşun hesabını halka vermek için taahhütte bulunuyor muyuz? Bulunuyoruz. Ki bu çok önemli, hiçbir siyasal partinin yapmadığı bir taahhüttür, bunu biz yapıyoruz. O halde yapmamız gereken CHP dışında bu görüşlere inanan her yurttaşın şöyle bir davranışı sergilemesini ben isterim. Şu veya bu şekilde geçmiş seçimde CHP'ye oy vermemiş bir yurttaşı ikna etmek ve bu seçimlerde gel Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verelim. Türkiye'nin yeni bir anlayışa, yeni bir iktidara ihtiyacı var. E, tamire ihtiyacı var Türkiye'nin. Kırılan, dökülen Türkiye'ye bir Türkiye'nin dış politikasından iç politikaya kadar o dağınık süreç içinde yeni bir anlayış, yeni bir e, tamire ihtiyaç var. Bunu kabul ediyorsanız gelin CHP'ye oy verin. E, dolayısıyla biz e, bu süreci tamamlayalım diye e, çalışabilirler. Eğer her yurttaş geçen seçimde CHP'ye oy vermemiş bir vatandaşı, bu seçimlerde CHP oy verme konusunda ikna ederlerse, bence olağanüstü bir başarıya hep beraber imza atmış olacağız. Bu çok önemli bir rol, çok önemli bir görev. Şu söylenebilir, biz nereden bulacağız geçen seçimlerde CHP'ye oy vermemiş bir kişiyi? Hemen hemen her görüşmede, her toplantıda, her sohbette insanlar samimi olarak geçen seçimlerde hangi parti oy verdiklerini söyleyebilirler. Bunlara ulaşmak çok kolay. O sohbetlerde ikna etmek de çok kolay. E, çünkü biz şuna inanıyoruz. Üç büyük devrime CHP imza attı. Cumhuriyetin tarihinde bu çok önemlidir. Cumhuriyeti kuran kadrolar CHP'yi kurdular. Çok partili hayata İsmet İnönü Türkiye'yi geçirdi. Sosyal demokrasiyi Türkiye Cumhuriyet Halk Partisi getirdi. Şimdi dördüncü devrime hep beraber imza atmak zorundayız. Özgürlük ve demokrasi devrimi. Eğer gezide toplanan gençler daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi istiyorlarsa artık adresler çok net, adresler belli. Beraber çalışacağız. Evet. Konu Gezi'ye gelmişken aslında Gezi ile ilgili gençlerden de kimi zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha farklı davranışlarda bulunmasını isteyenler olabiliyordu. Farklı yaklaşımlarda olmasını isteyenler olabiliyordu. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Cumhuriyet Halk Partisi'nin Gezi olayları sırasındaki duruşu hakkında neler söyleyeceksiniz? Gezi olayları konusunda... E eylem yapan gençlerin iradelerine saygı gösterdik. O gün bizim Kadıköy'de mitingimiz vardı. Yüzlerce tweet geldi. Mitingi iptal edin, Taksim'e gelin diye. Biz gençlerin sesine kulak verdik. Kadıköy'deki mitingimizi iptal ettik ve hep beraber Taksim'e geldik. Ben de Taksim'e geldim. Ve Taksim'e gelirken yine gençlerin isteği üzerine hiçbir CHP'li bayrak alıp gelmedi oraya. Sadece gençlere Destek vermek amacıyla geldik. Ve Taksim Meydanı mitingi açıldı. Meydan gençlere açıldı. Gençler orada eylemlerini yaptılar. E, demokrasi türkülerini söylediler. Özgürlük türküleri söylediler. E, biz bunlara saygı gösterdik hep. E, daha sonraki süreçlerde polisle e, gezideki gençler e, karşı karşıya geldiler. Biz araya kendi milletvekillerimizi koyduk. Devletin Polisiyle gençleri karşı karşıya getirmenin doğru olmadığını düşündük. Ve polis arkadaşlara, gençlere müdahale etmeyin, şiddet uygulamayın, biber gazı uygulamayın diye. E, arada kaldı milletvekillerimiz, biber gazı yediler, tekme yediler. Onlar da şiddet gördüler diğer gençler gibi. Bu demokrasi adına bir ayıptı. Ve o ayıbı bütün dünya kınadı. Gençlerin şöyle bir özelliği oldu. Gezi gençlerinin diyelim. Bütün dünyaya bizim duyuramadığımız özgürlük ve demokrasi e, haykırışımızı duyurdular. Bu çok önemli bir görev. Cumhuriyet tarihi açısından çok önemli bir görev. Ben dördüncü devrimden söz ediyordum. Hı hı. Ama dördüncü devrimin ilk kilometre taşını onlar koydular. Bu ülkeye daha fazla demokrasi, daha fazla özgürlük dediler. Bu bizim için çok önemliydi. Biz ondan önce 17 madde açıklamıştık. Özgürlük ve Demokrasi Manifestosu. Ama kimsenin haberi yoktu. Gençlerin de haberi yoktu. Ama onların özgürlük söylemindeki yükseliş bizim 17 maddelik özgürlük ve demokrasi Manif manifestomuza toplumun bakmasını sağladı. Ha Demek ki CHP de bunları istiyormuş gibi bir düşünceyi açıkça ortaya koydu. Sayın Genel Başkan, bir soru da e, iş e, dünyasından var. E, aslında ekonomi çok iyiye gidiyor diye e, söyleniyor ama e, büyük bir işsizlik var. Gizli iş, işsizlik daha da büyük. Evet. Gençlerin arasında işsizlik çok daha da büyük. E, siz işsizliği nasıl çözeceksiniz? Son 10 yıllık ekonomik tarihi ya da son şöyle başlayayım cümleyi affederseniz. Son 10 yılın ekonomik tarihi, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve yurttaşlarının borçlanma tarihidir. Üretim ağırlıklı bir ekonomi politikası güdülmemiştir. Bir krizden ekonomi nasıl çıkılır? Onun programı yapılmıştır. Sayın Kemal Derviş ve arkadaşları tarafından. Yeni bir e, sayfa eklenmemiştir o programa ve aynen devam etmiştir. Dolayısıyla o işsizlik yaratmıştır. Büyüme Türkiye büyüdü mü? Elbette büyüdü Türkiye şunu özellikle söylemek isterim. 1946 2002 ortalama büyüme %5.1'dir. Dünya savaşları olmuştur. Kıbrıs çıkarması olmuştur. Türkiye moratoryumu ilan etmiştir. 2-3 darbe olmuştur. 5.1 ortalama büyüme. 2002 2013 ortalama büyüme %5'tir. Daha düşüktür. Ama bize hep olağanüstü bir büyümeden söz edilir. Yok öyle bir şey. Bir ekonomi hem büyür ama büyüme işsizlik yaratır. Zaten çelişki de burada. E, i̇şsizlik oranları açıklanıyor ama iş aramaktan umudunu kesenler işsizlerin arasında gösterilmiyor. Bir başka önemli nokta, üniversite öğrencileri arasındaki işsizlik oranı %35'lerden çok büyük bir rakam. Bir öğrenci üniversiteyi bitirdikten sonra en büyük arzusu "Ben herhalde bu eğitimimle, öğrenimimle bir iş bulurum." ama o işi bulamıyor. Nasıl çözülecek? Böyle elinizde sihirli bir değnek yok. Vurduğunuz zaman işsizlik çözülecek. Yok öyle bir şey. Gençlere doğruyu söylememiz lazım. Çözülmenin sırrı, yani bu sorunu çözmenin sırrı üretim politikalarını harekete geçirmekten başlar üreten Türkiye, tüketen değil. Ürettiğimiz andan itibaren işsizlik sorununu çözeriz. Daha güçlü bir ülke oluruz. Saygınlığı yüksek olan bir ülke oluruz. Uluslararası arenada sesimiz daha gür, gür çıkar. Üretmeyi de ikiye ayırmamız lazım. Bir harcı alem mallar üretiriz. Buzdolabı, çamaşır makinesi vesaire. İkincisi çok daha önemli. Katma değeri yüksek ürünlere yönelmek. Eğer biz orta gelir tuzağını aşacaksak, dünya bilgi çağına geçti. Bizim bilgi çağına yönelmemiz için çok ciddi ve önemli adımlar atmamız gerekiyor. Eğer bilgi çağını kaçırırsa Türkiye toparlanamaz. Bilgi çağını yakalamanın yolu üniversitelerin özelliğinden geçer. Yani aklın özgürleşmesinden geçer. Dünya çapında bir iktisatçı vardır. Samuelson Nobel iktisat ödülünü almıştır. Onun iktisat diye bir kitabı var. Türkçeye de tercüme edilmiştir. Onun kitabında şöyle bir cümle var. Güneşe tapılan ülkede ısı kanunları iyi anlaşılamaz. Aklın özgürleşmesi bu açıdan çok önemlidir. Eğer 21. yüzyılın Türkiye'sinde üniversitelerin fizik bölümüne öğrenciler gitmiyorsa hepimizin oturup düşünmesi lazım. Hem yüksek teknoloji diyeceksiniz. Katma değeri yüksek ürün diyeceksiniz. Matematiğe, fiziğe, kimyaya yani fen bilimlerine ağırlık vermeyeceksiniz. Bilimin gelişme alanı burasıdır. Burayı yakalamamız lazım. Şu örneği de vereyim kısaca. Buyurun, buyurun. İnsanoğlu avcılık ve atıcılıkla başlamıştır. Sonra tarımla yerleşik düzene geçmiştir. Sonra 19. yüzyılın başlarında İngiltere'de ee, sanayi devrimi yakalanmıştır. Buharlı motor icat edilerek sanayi devrimi yakalanmıştır. 20. yüzyılın sonu ve 21. yüzyılın başında da dünya artık bilgi çağına geçmiştir. Biz bilgi çağını yakalamak zorundayız. Bu çok önemli. Üniversitelerin özelliği bu açıdan çok önemli. Eğitim sistemi bu açıdan çok önemli ve bu üreten Türkiye saygınlık kazanan bir Türkiye'nin de çok önemli bir başlangıç noktası olabilir. Sayın Genel Başkan, bir başka soruda Cumhuriyet Halk Partisinin muhalefet yapma tarzı ile ilgili birçok evet. kişi daha farklı bir muhalefet politikası bekliyor. Oysa siz bir müddet önce el ele verelim bu işi çözelim adı altında bir ilan yayınladınız evet. ki burada bütün yaptıklarınız aslında beklenen birçok şeyi yaptığınız ama bu soru önergelerinin sayı çokluğu nedeniyle engellendiği gerekli yerlere ulaşmadığı şeklinde bir açıklama yaptınız. Bu belki bu anlamda bir açıklama oldu ama. Ne yapmak gerekir o zaman? Farklı bir yol, farklı bir yön. Çünkü şu anda böyle bir sayı e, farklılığı Şimdi var. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeterli muhalefet yapmadığı yönde bir eleştiri var. Hı hı. Bir, önce bu eleştiriye saygı göstereceğiz. Evet. Yani sonuçta e, böyle bir algı var. Hı hı. Ama samimi olarak şunu söylemek isterim. Biz parlamentoda iş düzüğün bize verdiği bütün yetkileri kullanarak muhalefet yapıyoruz. Hı hı. Parlamentoda. Soru önergeleri veriyoruz. Yolsuzluk yapan bakanlarla ilgili gen soru önergeleri veriyoruz. Bunlar kamuoyuna yeteri kadar yansımıyor. Nedeni de şu: hı hı. Parlamento görüşmeleri eskiden başlangıcı ile bitişi arasında bir sınırlama olmaksızın tümüyle TRT 3'ten yayınlanıyordu. Evet. Şimdi saat 19'dan sonra yayınlanmıyor. Bunu kestiler. Böylece bakanlarla ilgili verdiğiniz gen soru görüşmeleri 19'dan sonraki saate denk getiriliyor ve kimse ne olup bittiğini bilmiyor. Medya da bunlara yeteri kadar yer vermediği için sorun aşılamıyor. 2. Bu ülkenin tarihinde Uludere olayı çok önemlidir. 34 yurttaşımız Uludere'de öldürülmüştür. Öldüren biziz. Yani bu ülkenin insanları öldürdü. Talimatı veren hükümet. Bana bir demokrasi örneği verin. Kendi yurttaşını öldürüp ama dosyasını kapatan bir ülke. Böyle bir şey olamaz. Uludere olayı olduğunda Van'daydım. Depremzedelerle beraberdim. 8 saat yol tepip Uludere'ye gittim. Hiçbir siyasi lider yapmadı bana. Ben yaptım. Uludere olayını kapatmak istediler, kapattırmadık. Uludere ile ilgili verdiğimiz rapor gerçekten de bizim demokrasi tarihimize girecek rapordur. Faili meçhul cinayetler bir demokraside olmaz. Siyaseten bir insanı yok edeceksiniz, öldüreceksiniz ve kimin öldürdüğünü bulmayacaksınız, üstünü kapatacaksınız. Faili meçhul cinayetler aydınlansın diye 8 ayrı önerge verdik. Parlamentoda araştırma komisyonu kurulsun diye. Tümü de AKP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Pozantı cezaevi. Küçük çocuklara tecavüz ediliyordu. Olayı ortaya çıkaran, olayı kamuoyuna mal eden parti yine biziz. 4 artı 4 uygulaması geldi. Çocuklarımızı 5 yaşında okula gönderdik. Bununla ilgili en ciddi muhalefeti yapan biziz. Eğitim komisyonunda bizim milletvekillerimiz tekmelendi. Kadın milletvekillerimiz yerlerde sürüklendi. Milli Eğitim Komisyonu işgal edildi ve bizim milletvekillerimiz içeriye bile giremedi. Komisyondan apar topar geçti, genel kuruldan apar topar geçti. Adı üstünde Milli Eğitim Bakanlığı. Her ülkenin eğitimi milli olmak zorundadır. 4 artı 4 artı 4 uygulamasını getirdiniz. 1- Kalkınma planda yok. 2- Hükümetin programında yok. Üç, hükümetin, milli eğitimin stratejik planında yok. Dört, milli eğitim şurasında hiç görüşülmemiş. Beş, milli eğitim bakanlığının haberi yok. Altı, bakanların haberi yok. Peki nasıl oluyor? Beş AKP milletvekili bir kanun tasarısı hazırlıyor, teklif hazırlıyorlar. imzalayıp meclis başkanlığına veriyorlar. Hiçbirisi eğitimci değil. Hiçbirisi. Oysa bizim çocuklarımız denek değil. Bizim çocuklarımızın iyi eğitim alması lazım. Bilgi toplumunu yakalamamız lazım. Eğitimin aklı özgürleştirmesi lazım. Eğitimin öğrencileri nasıl daha kaliteli soru sordurabiliriz? Bunun üzerine inşa edilmesi lazım. Ama bunların hiçbirisi yapılmadı. Ve bizim çocuklarımız mahvoldu. Buna itiraz eden biziz. Evet. Anayasa mahkemesine götüren biziz Bunun doğru olmadığını savunan biziz Daha yüzlerce örnek verebilirim hı hı. Ama bunlar Yaygın medyada veya sosyal medyada Yeteri kadar yankılanmadığı için CHP muhalefet etmiyor gibi Bir algı çıkıyor ortaya Oysa biz gerçekten de muhalefet ediyoruz Gerçekten de çaba harcıyoruz Şunu çok rahat söyleyebilirim Ben mütevazi bir insanım aslında Ama çalışma konusunda hiç kimse şunu iddia edemez. Kılıçdaroğlu'ndan daha az çalışan şunlardır diyebilir ama kimse daha fazla çalışıyor diyemez. Bütün siyasi liderlerden daha fazla çalışıyorum. Çünkü medya yeteri kadar yer vermeyince Anadolu'yu gezmek ve anlatmak bana kalıyor, arkadaşlarıma kalıyor. Biz gidiyoruz, geziyoruz. Suriye politikasını en net eleştiren biziz. Dış politikayı en net eleştiren biziz. Türkiye halkıyla Arap halkları arasındaki barışı sağlamak için Suriye'ye giden, Irak'a giden, Mısır'a giden evet. de biziz. Yani baktığınız zaman tabloya eksikliklerimiz yok mu? İyi niyetle söyleyeyim. Eksikliklerimiz olabilir tabii. Ama eleştiri geldiği zaman onu dikkatle dinliyoruz ve varsa haklı pay, haklılık payları onları da gidermeye çalışıyoruz. Konu dışı politikaya geldi. Evet. Ee, Orta Doğu kaynıyor. Böyle sanki gizli ellerle rejimler devriliyor, askeri darbeler yapılıyor, iç savaşlar çıkıyor, süper güçler birbirlerine tehdit ediyorlar. Türkiye'de şu anda İran, Irak, Suriye, Mısır'la olabilecek en kötü ilişki seviyesinde. Siz iktidara geldiğiniz zaman nasıl bir dış politika süreceksiniz? Şu anda iktidarda olsaydınız ne yapardınız? Dış politikayı? o ülkenin çıkarları üzerine inşa etmek zorundasınız. Yani dış politika Türkiye'nin çıkarları üzerine inşa edilmek zorundadır. Churchill'e sormuşlar. İngiltere'nin dostu ve düşmanı var mıdır diye. Churchill tarihe bir yanıt vermiş. İngiltere'nin dostu düşmanı yoktur. İngiltere'nin çıkarları vardır demiş. Olay da budur. Dış politikayı böyle yapacaksınız. Bu nedenledir ki dış politika milli olmak zorundadır oluşan dış politikayı iktidar, muhalefet hep beraber yapar ve bu politikayı sürdürür. Ama ilk kez bizim tarihimizde dış politikada ciddi kırılmalar yaşandı. Çünkü iktidar dış politikayı Orta Doğu'da mezhep eksenli götürdü. Ve ciddi kırılmalara yol açtı. Avrupa Birliği'nde geldik duvara çarptık. Amerika ile Rusya ile ilişkilerimizde ciddi kırılmalar var. Demokrasi ayıbımız var. Eğer siz ülkenin çıkarı üzerine inşa ederseniz dış politikayı, tabii derken tek taraflı bir çıkardan söz etmiyorum. Karşı ülkenin de çıkarı olacaktır bundan. İlişkileri barış üzerine, karşılıklı ekonomik çıkarlar üzerine inşa edeceksiniz bu ilişkileri kültürel çıkarlar olacak. İki ülkenin halkı kültürel açıdan kaynaşacak birbirini tanıyacak. Kaldı ki Orta Doğu bizim için çok önemli. Hı hı. Bakın Irak-İran savaşı oldu. 8 veya 9 yıl bu savaş devam etti. Ama ne Irak ne İran Türkiye'ye cephe almadı. Çünkü Türkiye tarafsızlığını korudu. Tek isteği vardı savaşı bitirin. İstiyorsanız aracı olayım dedi. Ama bugün Türkiye o konumda değil. Mısır'a iç işine müdahale ettik. Irak'a iç işine müdahale ettik. Suriye'ye daha kötü müdahale ettik. Radikal unsurları Türkiye'de eğitip Suriye'ye gönderdik. Türkiye bunu hak etmiyor. Bugün Recep Tayyip Erdoğan ne Orta Doğu'ya ne de başka bir ülkeye rahatlıkla gidemez. Gittiği her yerde protesto. Gösterileri onun yakasını bırakmaz. İsraille de kavga ettik. Niye İsraille kavga ediyoruz? Filistin'de neden araya nifak so sokmaya çalışıyoruz? Biz Filistini bir bütün olarak görmek isteriz. İsraille Filistin'in barışmasını isteriz. Orta Doğu'ya barışın gelmesini isteriz. Irak bizim çok önemli bir komşumuz. Suriye bizim çok önemli bir komşumuz. Irak önümüzdeki süreç içinde Irak Başbakanı anlattı bana. Biz önümüzdeki 10-15 yıl içinde 500 milyar dolarlık yatırım yapacağız. Türkiye'ye kapılarımızı açıyoruz. Buyurun gelin diyoruz. Ama Türkiye kapıdan değil pencereden girmeye çalışıyor diyor. Neden? Meşru yollar varken gayri meşru yolları denemenin bir mantığı yok ki. Biz ilişkileri düzeltmek, komşuluk ilişkilerini güçlendirmek için çaba harcadık. Türkiye halkının Irak halkıyla, Suriye halkıyla bir sorun olmadığını, Mısır halkıyla bir sorun olmadığını, tam tersine halkların kaynaşması gerektiğini söyledik. Türkiye sadece AKP demek değildir. Orada Sosyal Demokrat Parti, biz o gelenekten geliyoruz. Emekten yanayız, alın terinden yanayız, üretimden yanayız. Beraber barış içinde bir ülkenin kalkınmasından yanayız. İki ülkenin karşılıklı güç birliği yapmasından yanayız. Bunu dile getirdik ve son derece iyi, olumlu pozitif duygularla Türkiye'ye döndük. Hmm. Ee, yine iç politikalarımıza dönersek ülkemizde bir terör e, tehdidi o var. E, bir yanda baktığımız zaman milliyetçi ve ulusalcı vatandaşlarımızın baskıları, e, e, bazı e, düşünceleri Evet ve her zaman bunun örtüşmeyen Kürt kökenli vatandaşlarımızın da talepleri oluyor. Bunları kolay kolay örtüşme, örtüştürmek mümkün olamıyor. Siz iktidarda olsanız e, ya da daha sonra evet. iktidara geldiğinizde bu konuda ne yapmayı düşünürsünüz? Bu konuya nasıl yaklaşıyorsunuz? Şimdi e, Türkiye terörden çok çeken bir ülke, ağır bedeller ödemiş. Her kentimizde şehit var. Terörün derinleşmesinin temel nedeni siyaset kurumunun üstüne düşen görevi yapmamasından kaynaklanıyor. İşi askere ihale etmişiz ve polise ihale etmişiz. Git terörü bitir. O da bitiremiyor. Eğer siz terörü sağlıklı kaynaklarını veya çıkış nedenlerini sağlıklı olarak tahlil edebilirseniz, halkla terörü birbirinden ayırırsanız, yani halkın talebiyle teröristlerin taleplerini birbirinden ayırırsanız, halkı kucaklarsanız, onların beklentilerine uygun politikaları geliştirirseniz emin olun sorun çözülür. Bu bağlamda bizim bir önerimiz oldu. Biz dedik ki parlamentoda bir bu konuyla ilgili uzlaşma komisyonu kuralım. Her siyasal parti eşit sayıda milletvekili versin. Anayasa uzlaşma komisyonda olduğu gibi. Bir araya gelsinler. En azından bu sorun nasıl çözülür? Siyaseten oturup tartışsınlar. Anayasa konusunda bir araya geliyoruz da Türkiye'nin en temel sorunu konusunda neden bir araya gelmeyelim? Üstelik anayasa konusunda uzlaşmasak bir sorun yok. Yani ucunda ölüm yok. Kimse ölmeyecek. Ama terör konusunda uzlaşmasak her gün gençlerimiz ölüyor. Daha acil, daha fazla düşüncelerimizi yoğunlaştırmalıyız bu sorunu çözmek için. Bunu söyledik. Ama bu kabul görmedim. Akil adamların devreye girmesini istedik. Komisyon paralelinde bir de parlamento dışında bir akil adamlar olsun. Yine e, her siyasal parti e, uygun akil insanları bunlar gazeteci olabilir, akademisyen olabilir, bir düşünce adamı olabilir, bir kanaat önderi olabilir. Bunlardan oluşan dolayısıyla görüşmeleri de bunlar yapsınlar. Kimle görüşülecekse. Yani devleti gayrimeşru organlarla yüz yüze getirmeyelim. Devlet meşru zeminde politika yapar. Ama akil insanlar gider, herkesle görüşürler. Görüşleri getirirler, oturulur, tartışılır ve bir sonuca varılır. Ama bu olmadı. Olmadığı için de bu sorun çözülmedi. Şimdi e, bazı görüşmeler yapılıyor. Ayrıntıları biz bilmiyoruz. Kamuoyu da bilmiyor. Sorun şu. Ayrıntıları Kandil açıklıyor, Türkiye dinliyor. Bu doğru değil. Bu ülkede bir hükümet yok mu? Var. Hükümet sözcüsü yok mu? Var. Görüşmeler yapılıyor mu? Yapılıyor. Niye bunlar açıklamıyorlar Eğer siz... 76 milyon insanı kan dile kilitlerseniz o zaman kalkıp da PKK'ya terör örgütü diyemezsiniz. Hükümet resmen görüşmeler yapıyor. Açıklamalar onlar yapıyorlar. Sorun da bu. Biz olayı meşru zeminde çözmek isteriz. Sorunun kökeninde özgürlük ve demokrasi yatıyor. Daha fazla özgürlüğü getirmeliyiz. Daha fazla demokrasiyi getirmeliyiz. Batılılar bizim demokrasimizi hibrit demokrasi olarak tanımlıyorlar. Biz üçüncü sınıf demokrasiye layık bir halk değiliz. Biz çağdaş ülkelerin sahip olduğu, o halkların sahip olduğu birinci sınıf demokrasiye biz de layıkız. Neden biz birinci sınıf demokrasi talebinde bulunmuyoruz? Gezi talepleri birinci sınıf demokraside kilitlenmişti. Birinci sınıf demokrasi istiyoruz. Zaten sorun da oradan çıktı. Neden siz demokrasi istiyorsunuz? İhtiyaç duyduğunuz demokrasiyi ben size getiririm. Bir dönem bir Ankara valisi varmış. O söylüyor o dönem. Bu ülkeye komünizm gelecekse onu da biz getiririz. Siz, size ne gerek var diye. Anlayış aynı anlayış. Demokrasiye ihtiyaç varsa ben getiririm. Benim istediğim koşullarda demokrasi olur. Ama gençler bunu istemiyor. Onlar çağdaş ülkelerde, o halklara sunulan birinci sınıf demokrasiyi kendi ülkelerinde görmek istiyorlar. Biz de onlara destek veriyoruz. Bir soru da e, din üzerine. E, din özgürlüğü konusunda e, sanki CHP e, bir tehditmiş gibi diye bir algı da var bazı kesimlerde. Sizin özgürlük ve demokrasi programında ibadet özgürlüğü konusunda bunu daha genişletmek, daha yaygınlaştırmak konusunda öğeler var mı? Var. Din ve vicdan özgürlüğü önemlidir. Anayasal güvence altına alınmıştır. Hiç kimse inancından ötürü ötekileştirilmemelidir. Herkesin inancına saygı gösterilmelidir. Biz Osmanlı'dan devraldık, cumhuriyeti kurduk. Dolayısıyla her kimlikten, her inançtan insanımız var. Onları bir ayrışık unsur değil, onları bir zenginlik olarak görmeliyiz. Zenginliğimiz olarak görmeliyiz onları. O zaman sorun kendiliğinden çözülmüş olacaktır. İnançlara saygı göstereceğiz. Kişinin manevi dünyasına bir siyasetçinin müdahale etmesi, karışması, yönlendirmeye kalkması doğru değil. Biz CHP olarak böyle düşünüyoruz. Laikliği de din vicdan özgürlüğünü güvencesi olarak görüyoruz. Çünkü hiç kimse bir başkasının inancına müdahale etmeyecektir. İnancına karışmayacaktır. Eğer din vicdan özgürlüğüne sınırlama getirirseniz, baskı uygularsanız, yönlendirme yaparsanız toplumu ayrıştırırsınız. Biz siyasette din unsurunun kullanılmasını istemeyen bir partiyiz. Çünkü kişinin özel dünyasına, İnanç dünyasına müdahale etmeyi doğru bulmuyoruz. Efendim son olarak biraz önce siz de belirttiniz basınla ilgili her zaman yer bulamıyoruz. Evet. Oysa artık gençler zaten bütün her şeyi sosyal medyadan takip ediyorlar. Sizin evet. de 1.5 milyon yaklaşık 1.4 evet. milyon takipçiniz var. Evet. Neden daha etkin kullanmıyorsunuz? Daha etkin kullanmak üzere çalışmalar yapıyor musunuz sosyal medyaya? Ee, Kadıköy'de e, bir sosyal medya merkezi oluşturduk. Evet. Tümüyle gençlerden oluşan, çünkü onların dili çok daha kendine özgü bir dil, daha güzel evet. bir dil, daha baskın bir dil, düşüncesini 140 karakterle çok net bir şekilde tanımlayan ve anlatan bir dil. Dolayısıyla onlar bu alana ağır ağır girmeye başladılar çalışıyorlar, çaba daha harcıyorlar. Hızlı belki daha hızlı girmelerinde <laughs> evet. yarar var. E, çünkü adı üstünde gençlere delikanlı diyoruz. Yani, yani evet. onları böyle dar bir alanın için hapsetmek mümkün değil. E, çalışıyorlar. Önümüzdeki günlerde belki çok daha güçlü bir e, ses çıkacak. Bu olacak. Çok evet. güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Demotisi de çok teşekkür ederim. Kabul e, bütün gençlere selamlar tabii. Çok teşekkürler. Çok diyorduk. teşekkürler Sayın Genel Başkan. Sayın gene başka.